Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Conquest Blade'de nasıl daha hızlı bir şekilde bronz kasabiliriz? Bununla ilgili kısa tüyolar vereceğim. Bu müziği de çok seviyorum. Çok böyle alttan alttan geliyordur sesi. Şimdi Conquest Blade'de tabii ki bronz kasabileceğimiz yerler Siege ve Meydan Muharebeleri. Hangilerinde daha rahat kasarız? Hangilerinde daha seri kasarız? Hangi unitleri kullanmamız lazım? O unitlerin yanında işte bufflar hangileri gibi 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 uzayıp gidiyor bu sorular. Ben nasıl daha iyi bir şekilde bronz kasabilir? Sizlere bunu göstereceğim. İlk olarak C'ye bastığımızda gördüğünüz gibi bu tamamen maddi bir şekilde erişeceğiniz premium. Ya da bazen Twitch droplarında gelebilir. Bazen Twitch droplarında VIP verebilir. Bazen oyuna etkinlik gelebilir, VIP verebilir. Steam'den oynuyorsanız 3 gün 3 günlük premium DLC'si var. Ücretsiz onu alabilirsiniz gibi gibi. Premium'un aylığı 1000 altın. 1000 altının fiyatı da şu an 40 lira civarı. VIP alabilirsiniz. Şurada gördüğünüz premium alabilirsiniz. VIP premium aynı. Premium'un da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 günlük, 30 günlük, 90 günlük ve 180 günlük olayı var. 180 günlük alırsanız çok uzun süre oynayacağınızdan eminseniz 180 günlük aldığınız zaman normalde 6 aylık premium 6000 altın olması gereken 30 günden hesap o zaman 4000'e. Yani bir ucuzlama oluyor. Üçte bir fiyatta düşme oluyor. Şimdi premium'un bize %30 bronz katkısı var. O %30 şerefi unutun. Şeref bir süre sonra oyunda gereksiz bir hal alıyor. Ünitlerinizi açtıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Ne diyecektim? Yani %30 bronzu buradan alabiliriz. Bu birinci seçenek. Ondan sonra bir saniye. Bu birinci seçenek arkadaşlar. C'den premiumunuzu almak. İkinci seçenek olarak kesinlikle oyun içerisindeki vakitlerinizde çok boş geçirmeyin. Yani şehir içerisinde vs o bu şu yerine tabii ki de keyifli vakit geçireceksiniz ama elinizden geldiği sıklıkla kuşatma muharebesi girin. Şimdi neden meydan girmeyin ya da neden keşif girmeyin? Keşifte az bronz atar, bu birinci olay. İkincisi nasıl söyleyeyim şimdi, nasıl anlatayım? Kuşatmada işin içine böyle kuşatma kulesi itmek, merdiven tekmelemek, kapı kırmak, bir şey yapmak, top kırmak gibi bir ton ekstra şey olduğu için kuşatma muharebesinde daha fazla bronz kazanırsınız. O yüzden durmadan düzenli bir şekilde kuşatma muharebesi atmak her zaman mantıklıdır. Bir de etkinlik saatlerinde serbest muharebenizi atmayı unutmayın. Çünkü serbest muharebede 5 tane sarı ünit liderlik sınırı yok. Girebiliyorsunuz ve teçhizat kaybetmiyorsunuz. Serbest muharebe saatlerini Discord'a gelmeyi unutmayın. Aşağıdaki linkten. Orada etkinlik saatleri diye yazıyor. Serbest muharebe saatlerinde serbest muharebe atarsanız bol bol bron biriktirmiş olursunuz. Hiç ünit teçhizatı kaybetmeden. Şimdi biz bu ikisinin taktiğini verdik. 3. Oyunda ünitiyi rahat kesebilecek klaslar kullanın. Bunlar hangileri? Mızrak olabilir. Glaive olabilir. Yani yerine göre kısa kılıç olabilir. Tabii ki sizin hoşunuza giden rahat oynayabileceğiniz klaslar oynamanız lazım ama ünit kesme konusunda daha iyi olan içeride kalabileceğiniz, hasar verdiğiniz halde hasar alabileceğiniz klaslar gerekiyor. Bunların en güzel örneği Glaive. Hem bu zırh vererek ya da iki zırh bir STL vererek de oynayabilirsiniz. Hem zırh güzel hasar alır hem de güzel hasar verir. Sonrasında yani oyun içinde kuşatmada kullandığınız klasa göre de bronz alma oranınızı arttırabilirsiniz. VIP'li dedik, klasa değindik. Şimdi bir de arkadaşlar K tuşuna bastığımızda yoldaşlık bonusu oluyor. Yoldaşlık bonusu da 6. sezonda geldi. Herhangi biriyle en az 2 kişilik grup yaparsanız, tek kişi saymıyor, 2, 3, 4, 5'li şekilde oyuna girerseniz %5 ya da 11 bronz buff oluyor. Bu da ikinci yol. Onu da söylemiş olduk. Şimdi bir de oyun içerisinde bize paralı askerler kısmında bu şekilde ünitlerimiz var. Bu ünitleri hem kullanabiliyoruz ve bu ünitler bize buff da veriyor. Hemen örnek vereyim.
Mesela bu kapı 3 yıldızlı kapının biraz alt seviyesinde. 2,5 yıldız gibi kalabiliyor. Yani şimdi bunu aldığınız zaman gümüşe ya da altına bunu aldığınız zaman arkadaşlar bunu oyun içerisinde kullandığınız zaman tesisatı gitmiyor. %10 bronz, %10 şeref ve %10 size XP gibi etkileri var. Hemen bir bakalım birim ağacından neler verdiğine. Birim ağacından da buradan görebileceğiz şimdi. Üstüne gelince gözüküyordu herhalde. Aynen. Kahramanlara %10 XP, birimlere %10 XP, %10 bronz sikke ve %10 şeref bufflarını almış oluyorsunuz. Bu da üçüncü yoldu. Bunlardan da bahsettik. Şimdi başka atladığımız bir şey kaldı mı diye notlarıma bakıyorum hemen. Yoldaşlık bonusunu söyledik. Paralı askerleri söyledik. VIP'liği söyledik. Bunlar sizin oyundaki bronzunuzu maksimum almanıza yarar. Hangi klasları kullanmanız gerektiğini az çok değindik. Hem hasar verebileceğiniz hem de hasar alabileceğiniz. Çünkü kuşatma muharebesinde sadece hasar vermek ya da sadece hasar almak değil. Oyunun her zaman dengeli. Örnek veriyorum. Ne kadar iyi not alırsanız kuşatma muharebesinde o kadar çok bronz geliyor. İyi not almak için de hasar verdiğiniz sırada hasar almanız, hasar aldığınız sırada hasar vermeniz gerekiyor. Çok fazla hasar veren bir klas kullanıyorsanız, hasar alabileceğiniz birazcık daha tank unitleri kullanırsanız bronz almanızı da dengelemiş olursunuz. Peki bunlara da değindikten sonra bizim savaş ekibi kurulumumuz nasıl olmalı? Bir örnek vermem gerekirse çok bronz sıkıntısı yaşıyorsanız ve bronz biriktirme der gerçekten tek amacınız siege oynarken bronz biriktirmekse kesinlikle mor unitlere hiç dokunmadan oyun oynamanız gerekiyor. Hemen bir örnek verelim. Şimdi siege'de yani kuşatma muharebelerinde bildiğiniz gibi alan içi ele geçirmek ya da alan ele geçirmesini önlemek de puan kazandırdığı için yani size bronz kazandıracağı için kesinlikle ben 3 seviye kapı ünitlerini öneriyorum. Çünkü fiyat performans rahat bir şekilde kullanıp oynayabilirsiniz. Sizde kondotiyeri yoktur. Ne bileyim yeniçeri yoktur. Yeni başlamışsınızdır. Oyun ünitleri daha açmamışsınızdır. Ama örnek vermem gerekirse 3 seviye kapıyı 300'de 400 levele kadar rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun yerine kesinlikle fiyat performans ve güzel hasar verici ünitlerden Namkan'ı kullanmanızı öneririm. Çok işe yarıyor. Oyunun ilk başladığı zaman tabii ki de kule itmek için kullanmak için serf kullanın. Yeşil doktrinlerden, beyaz doktrinlerden atın. Yeri geliyor. Bazen 10-15 tane ünit kesiyorlar. Oyunun başında genelde herkes kötü ünitle başladığı için. Ya da savunma tarafındaysanız sur üstünde kargılı milislerle iş yapabilirsiniz. Kargılı milislerle çok güzel gelen serfleri, gelen kötü ünitleri kesebilirsiniz. Bu da size oyunun başında başlar başlamaz 50 ünit, 80 ünit kestirmenizi sağlar. Yani tek amacınız bronz ise o biraz önce gösterdiğim paralı askerlerden kullanabilirsiniz. Pike Militia kullanabilirsiniz. Damkan kullanabilirsiniz. Kılıç Kalkan ünitleri seviyorsanız kesinlikle sezon 3 birimlerin sezon birimlerinden hemen bakalım. 3. sezonda arkadaşlar Kondottieri var. Ben mesela açmamışım hala. Açmaya çalışıyorum. Kesinlikle Kondottieri kullanmanızı öneririm. Fiyat performans ve güzel size bronz kazandırır. Ya da 4. sezondan tüfekçi oynamayı seviyorsanız Yeniçeri kullanabilirsiniz. Yani Yeniçeri, Namkan, Kondottieri, Kargılı Milis, 3 seviye kapı, doğulu mızraklılar, hasar almanı konusunda yardımcı olur yine. Gibi gibi örnekleri arttırabiliriz. Kullandığınız ünitlere birazcık dikkat edeceksiniz. Kesinlikle mavi üstü ünitleri çok kullanmamaya çalışacaksınız. Birazcık hero'nuzla yani klasınızla iş yapacak klasları alacaksınız. Onları zaten siz biliyorsunuz. Mesela balyoz alırsınız, çok güzel iş yaparsınız. Çok güzel yer dağıtırsınız, güzel hasar çıkartırsınız gibi gibi gibi. Ben size bronz nasıl kasılacağı ile ilgili, nasıl daha hızlı kasılabileceği ile ilgili ufak tefek tüyolar verdim. Bunları kullanırsanız sizin bayağı buff'ınız olur, bayağı da bir şey kazanırsınız. Yanlış hatırlamıyorsam yoldaşlık bonusu 5 veriyordu. Yani 2-3 kişi girmek oyuna. %5 bronz oradan geliyor diye hatırlıyorum. %10 paralı askerden gelse 15 eder. VIP'lik de %30 veriyor. %45. Yani siz 10.000 bronz kazanacağınıza 14.500 kazanırsınız. Serbest muharebeleri atmanız size çok iyi bronz yardım olur. Serbest muharebeleri kesinlikle kaçırmayın. Zaten haftada 6-7 saat oluyor.
O 6-7 saat aralığında en iyi ünitlerinizi kullanırsanız her maç ortalama 10K 15K bronz civarı alabilirsiniz. Güzel bufflarla. Ve haftada 6-7 saatlik serbestlik kullandığın zaman her 20 dakikada bir maç deyip her serbest muharebe 10K bronz dersek aşağı yukarı zaten sadece serbest muharebeleri oynayarak haftada 200K'ya erişen bronz kazanabilirsiniz. Ben size bunları taktik olarak yardımcı bir şekilde anlatıyorum, gösteriyorum ki siz de oyun içerisinde bu tarz taktikleri falan kullanabilirsiniz. Sizin de önereceğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben size kısaca böyle basit olarak bronzu nasıl daha hızlı kasarız şeklinde bildiğim şeyleri paylaştım. Sizin de bilgilerinizi tabii yorumlarda da bekleriz. Efendim kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Yayınlarımız zaten devam ediyor. Elimizden geldiği kadar keyifli vakit geçiriyoruz. Sizleri de bekleriz. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir like'ınızı alırım. Discord'da da arkadaşlar oyunla ilgili merak ettiğiniz şeyler olabilir. Beraber oyun oynayacak kişiler arıyorsunuzdur. Discord'a gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın.